gelen yağmur suları bu köprünün çok dar olması sebebiyle aslında dere yatağı geniş. Şuradan fışkıran su yolun üzerinden buraya dayanıyor. Buradan dere yatağına girmiyor. Buraya gelen suyun yarısı yoldan aşağıya bütün esnafların dükkanını basıyor. Bütün esnaflara, bütün insanlara mağdur ediyor. Geri kalanı buraya geliyor. Orada felaket bir şey oluyor. Yani felaket oluyor. O nedenle bu köprünün tarihi eser deniliyor aslında. Bunun neresi tarihi eserden bilmiyorum. Bunu acilen 30 senedir, 40 senedir bu insanlar bu dere üzerinde, bu yol üzerinde olan bütün esnaf mağdur. Bu kadar güzel dereler yapıldı. Bak ıslah oldu. Dere yatağına alındı. Lakin şeyleri görüyor musunuz? Bakın. Bu çöpleri görüyorsunuz. Bakın su şeylerin üzerinden geliyor. Korkulukların üzerinden. Su geçmiyor, gitmiyor su. Gitmiyor su, yoldan aşağı veriyor. Yoldan aşağı veren su buradan aşağı en azından 100 tane esnafı perişan ediyor. Ve yanımızda da İSKİ var. Acilen bu köprü yükseltilmesi lazım. Bakın bu altı çok dar. Altı çok dar. Şu aradan görüyorsunuz. Altı çok dar. Bura acilen yükseltilmesi lazım. Suyun akarı açılması lazım. Küçük su deresi dün burada bir sıkıntıya sebep oldu. Esnaf olarak mağdur olanlardan siz de birisisiniz. Evet. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Su çok mu yükseliyor? Çok yağmur olduğu zaman mı oluyor? Yoksa köprü yetersiz veya köprü adına yapılan imalat mı yetersiz? Sizce sebep ne hocam? Ya şimdi köprü yetersiz bir. Artı Ümraniye'den gelen su, yani Ümraniye civarından gelen bütün sular olduğu gibi hepsi burada toplanıyor. Yani şu mu çözüm? Madem ki yukarıdan sular birikip geliyor aşağıda, o suyun akmasını engelleyecek ne varsa gözden geçirilmesi gerekiyor. O da yani sizin gözünüzde köprü. Tarihi olduğu söyleniliyor. Kemer bir köprü var. Evet. O köprünün kaldırılması veyahut da genişletilmesi veyahut da yeniden yapılandırılması. Yani yukarıdan yani gelen suyu karşılayacak duruma getirilmesi. Evet, aynen. Yani bu köprü yüzünden burada bütün esnaflar var. Kaç defa mağdur oldunuz burada hocam? Yani ben sayısı bilmiyorum ki. Senelerce. Her yağmur. Yani bilhassa yani yaz yağmurlarında yani kışın o az yağan yağmurlarda bir şey olmuyor. Kışın yağan yağmurlarda. Ozan Bey burada olan masrafımızı da devlet falan karşılamıyor yani. Geçen biz çamur içinde kalıyoruz. Biz kendi masrafımız, kendi zararımız kendimiz çekiyoruz. Şöyle de bak zaten izi var bak şurada. Şu izi silmedik mahsurdan. Buraya kadar olan mal mağdur. Yani dışarıdaki olanlar hariç. Dışarıya götürdü bu dükkanın içi. Dükkanın içinde olanlar. Burada bilgisayarlar, raporumuzu tuttur itfaiye eden bilmem nereden. Hiç kimse de bir şey vermiyor. Sana verdiler mi? Yok. Sadece dairelere olan bu sudan dolayı 1.000 lira, 1.500 lira bir yardım ediyorlar. Onun dışında iş yerlerine bir kuruş verdikleri yok. Kaymakamlığa ben gittim, başvuruda bulundum. Bakın şuraya, şuraya çizdim bak. Şu yukarıdan gelen su, yukarıdan gelen dere, bu da bizim tarihi kemer köprü. Buna buradan yandan bypass yapılarak işte buraya tekrar şeyi yapılacaklarını söylediler. Kaç sene oldu? 3 sene, 4 sene, 5 sene oldu. Direkt geldiğim zaman yetmiyor. Yetmiyor. Şu köprünün buradan yıkılması lazım. Veya kardeşim bu kamu yararına olan bir şey yani. Bunun tarihi kim görüyor bu tarihi? Ben onu da anlamıyorum ki yani. Bu tarihi kim görüyor? Ne kadar bir geçmiş tarihi var onu da bilmiyoruz. Ya tarihi eser olan bir yere bu kadar su bağlanmaz ki. Bu da bir mühendis katası yani. Bağlamayın o zaman. Ümraniye. Başka bir yere veriyorsunuz. Bu da yani bir mühendis katası o zaman. Ozan abi burada öyle zamanlar oldu ki ticaret lisesinin önünde yağ varilleri vardı. Gemilerle geldi. Yağ varil depolanmıştı orada. Öyle bir sel geldi buradan. Bütün yağ varillerini aldı denize sürükledi. Allah Allah. Burada öyle esnafların depolarında strafor, kereste öyle malzemeler gitti ki zaman zaman böyle denize gitti bütün malzemeler. Bazen gece şey yapıyor, sel vuruyor. Kimse müdahale edemiyor. Aniden ya hadi ama. Gündüz gene bir nebze şey yapıyorsun. Tedarikli oluyorsun, şey yapıyorsun ama
Gece olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorsun ki. Acil görüşmeyi. Elemanın yok, şeyi yok. Hiçbir şey yok. Dün mesela gündüz oldu. Olamadı, yoruk geldi. Valla bu köprü günün üstüne çıktığı zaman buradan aşağı gidiyor. İnsanlar... Burada komşunuz İSKİ değil mi? Tabii, aynı zamanda. İSKİ de aynı eski köprüyü yaşıyor. Evet. Bak buralara duvar yaptılar onlar o deresini gelmesine. Evet. Dün ona da bastı. Yukarıdan geldi. Beykoz Rizeli'yle DNA olarak da bu işe dikkat çekeceğiz. Tekrar basın toplantısı yapıp basınımızla sesimizi duyurmak istiyoruz artık. Yeter. Artık bunun ne çaresi varsa bir an önce çözülsün inşallah. Gel başladık. Arba!